Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Öncelikle tüm sevdikleriniz ve sevenlerinizle birlikte öncelik sağlık olmak üzere herkesin yeni yılını kutluyorum. İyi bir sağlıklı, kayıpsız, kırıksız, güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. Arkadaşlar, bugünkü yeni yılın ilk eğitim konusu işletmelerin ve işletme yöneticilerinin gelişmiş finansal okulu, bırakın yazmayı, finansman ve finansal okulu. Bunun içinde model şirketimiz Bantaj. Şimdi ben biliyorum, çok iyi biliyorum. Bantaj hisse senediyle ilgilenmeyen veya yatırımcısı olmayan bunu izlemeyecek. Ve temel gelişmiş finansal okur yazarlık doğrultusundaki parayla dahi hiçbir yerde bulamayacağı bilgiyi de bu vesileyle kaçırmış olacak. Bu benim sorunum değil. Ondan sonra arkadaşlar diyorlar ki ya biz bundan bir şey anlamıyoruz. Doğal. Çünkü burayı salt şirket değerleme kanalı olarak görüyorlar. Bir de şu var. Bugüne kadar alışıma gelmemiş efendim. İşte şu hisseye dikkat, şu hisse şöyle prim yapacak, böyle prim yapacak. Yani burada bir cilalama, makyajlama olmadığından, güzelleme olmadığından onlar işte özellikle başlıklara dikkat ediyorlar. Kısa zamanda çok para kazandıracak hisse algısı yaratan yayınlara daha fazla ilgi gösteriyorlar. Bu da benim yani eksiğim değil. Oysa her bir model şirketin içerisinde bugüne kadar farklı bilgiler paylaştım. Aşağı yukarı bir seneyi biraz geçkin bir zaman oldu kanal açılalı. O ilk tarihlerde abone olan arkadaşların en azından yorumlarını okusalar bir öngörülebilirlikleri olacak kanal hakkında. Şimdi arkadaşlar, öncelikle hisse senedi yatırımcısı olan kendinizi profesyonel bir şirket sahibi olarak değerlendirin, düşünün. Bakın, bu program nelere hassas? Yani burada yüzeysel, basit bir değerlendirme olmadığı gibi son derece profesyonelce bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu şimdi bütün arkadaşlar, izleyen her arkadaş kanaat getirecek, görecek, bizzat görecek. Nasıl pazar yerinde 2 kilo domates için, alt tarafı 2 kilo domates için saatlerce karda, çamurda, güneşte, yazda işte pazar yerinde dolaşıyorsanız 2 kilo domates için tasarruf etmeye ve en iyisini almaya özen gösteriyorsanız gibi on en doğal, en tabii hakkınız, ama hisse senedi yatırımı açısından da daha büyük paraları ve tasarruflarınızı değerlendirmeye kalktığınız şirketlere daha hassas, daha ayrıntılı, daha somut incelemenizde, araştırmanızda fayda var. Öyle sosyal mecralar, tanınmış, bilinen uzmanların değerlendirilmesi doğrultusunda hisse senedine yatırım yaparken birazcık daha dikkatli olun. Şimdi arkadaşlar, bir kere ben her zaman için şunu söyledim. Bir hisse önermek,
bir model portföy oluşturmak, cebindeki parayı hiç tanımadığın insana vermek demektir. Bunun için arkadaşlar, tekfen, yani geçmiş tarihteki, şu anda aklıma geldiği için söylüyorum, tekfen şirketinin bu kanalın açıldığı günden bugüne kadar paylaşılan videolarını izleyin ve o dönemden kıyas edin. O dönemlerdeki sosyal medyalardaki paylaşımları araştırın. Piyasadaki uzmanların Tekfen hakkındaki görüşlerini araştırın. Gidin sosyal medya sayfalarına ne paylaşmışlar, ne söylemişler. Efendim, ulusal basın televizyon kanallarında neler ifade etmişler. Bunları bir araştırın. Bakın orada ben ne demişim. Nasıl bir fiyatlama değerlemesinde bulunmuşum. Sonra ne olmuş? Nasıl bir gelişme seyretmiş? Ve onların altındaki, bu Tekfen'in altındaki o değerlendirmelerde kimler nasıl yorum yapmışlar, sonra sonuç ne olmuş? Bunları grafiksel olarak da takip edebilmeniz çok kolay. Bakın, bütün aracı kurumun uzmanları Tekfen şirketini konuşuyorlardı. O tarihlerde Tekfen 19, 18, 20 lira bandında gidip geliyor ve model portföylere alınıyor. Sosyal mecrada, sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda Tekfen konuşuluyordu. Yani bir hikayesi vardı, hikayeleri anlatılıyordu. Hani şu faaliyet raporlarından falan filan. Bu faaliyet raporlarındaki hikayelerden ötürü Tekfen o dönemde ön plana çıkartılıyordu ve fiyatı 18, 19, 20 lira bandında gidiyordu. Ve ben bilançolarını yaptığımda hisse senedinin yanılmıyorsam 10 lira mı 8 lira mı ne bir olması gereken fiyatını hesaplamıştım. Bunu ben paylaştığımda oradaki yorumlarda bana ateş püskürmüşlerdi. Neredeyse hakaret ediyorlardı. Yani hakaret içeren böyle ironik yorumlar da karşılaşacaksınız. Sonra sonuç ne oldu? Tekten oraya geldi. Yani şunu söylemek istiyorum kısaca arkadaşlar. Çok fazla uzatmıyorum çünkü bayağı uzun bir video oluşacak gibi gözüküyor. Piyasada bir hisse herkes tarafından konuşuluyorsa, bir şirket konuşuluyorsa, aman lütfen lütfen dikkatli olun arkadaşlar, dikkatli olun. Bir hisseyi satmak için muhakkak altında alıcısının olması lazım. Alıcı yaratabilmek için de reklam lazım. Birazcık cebinizdeki parayı hiç tanımadığınız bir insanla paylaşır mısınız? Bunu bir düşünün. O paylaşımlara ona göre değerlendirin. Şimdi arkadaşlar, bakın. Hisse senedi yatırımcısı olarak kendinizi bir şirketin sahibi olarak görün. Hisse senedini yatırım yapacağınız şirketin sahibi olarak görün veya bir yönetim kurulu üyesi olarak görün ve ona göre değerlendirmeye tabi tutun. Şimdi bakın, BANTAŞ'ın inceleme dönemindeki bilançosunu bir sahip olduğunuz BANTAŞ'ın sahibi olarak veya hisse senedi iştirakçısısınız, iştirakçı ortağı sayılırsınız, sahibi gibi değerlendirmeye göz önünde bulundurarak, efendim, muhasebe müdürünü ve işletme müdürüne çağırıp, biz bir yıllık dönemde ne yaptık? Şu bilançoyu bir getirin, şu faaliyet raporunu bir getirin, bir göreyim diye inceleyin. Yani bu gözle en azından bakarak şirketleri değerlendirin. Örneğin şimdi istedik, işletme müdürünü çağırdık, muhasebe müdürünü çağırdık, faaliyet raporunu getirdik, inceleme döneminde. Hangi inceleme döneminde? Bakalım. 30.09.2020 ile
30.09.2021 yılları arasındaki bir yıllık zaman periyodu baz alarak. Şimdi arkadaşlar, genelde KAP'a gönderilen bilançolar budur. Bakın, bu da KAP'a Bantaş'ın 3. çeyrek göndermiş olduğu bilançosu. Genelde bu şekilde gönderilir mamalar. 31.12.2020, 30.09.21. 2020'nin bilançosunu bu şekilde baz alır. 31.12 yani yılın son 4. çeyrek bilançosunu baz alır. Buradan 3. 3 çeyrek gider işte. 30.09 ilk çeyreği 30.03 2021, ikinci çeyreği 30.06 2021, üçüncü çeyreği 30.09 2021, burası hep 31.12 2020'dir. Burayı baz alarak gider. Ondan sonra 4. çeyrekte işte 31.12 2021 diye gelir. Bir yıllık periyodu değerlendirir. Şimdi bunu da yapacağız arkadaşlar. Bakacağız. Niçin ben böyle değerlendiriyorum? Ben hem çeyreksel bazda, hem mevsimsel, hem de yıllık bazda işletmeyi değerlendiriyor. Yani şirketler zaman zaman dönemsel faaliyetleri değişkenlik gösterebilir. Mevsimsel olarak faaliyetleri değişkenlik gösterebilir. Ben yıllık bazda bakıyorum. Yani bir önceki dönemin 3. çeyreğiyle cari dönemin 3. çeyreği arasındaki mukayeseyi yapıyorum. Burada ben bunu 6. aylar itibariyle, yani yıllık bazda yaptığımda, hangi dönemde, hangi çeyreksel bazda işletmenin satışlarının, karının, iş hacminin artıp artmadığını ileriki gelecek dönemler için kestirmeye çalışabilmem açısından bu şekilde yapıyorum. Bana göre sağlıklı olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Bunlar farklı düşünceler, görüşler olabilir. Saygı da duyar. Şimdi inceleme dönemimiz bu. Bunu değiştireceğiz. Ham haliyle de yapacağız. Değişkenlikleri göreceğiz. Evet, öncelikle şirketinizin risk durumuna bakıyorsunuz. İşletmenin her 3 risk modelinde de işletme açısından risk içermediğini görüyorsunuz ve varlıklarından değerlendirmeye başlıyorsunuz. Bildiğiniz üzere bilançoda 2 işletmenin bir varlıkları vardır, aktifler, bir de borçları vardır, kaynaklar yani pasifler, bir de işletmenin öz kaynakları vardır, öz sermayesi vardır. Bunları ben daha önce anlattım, bunlara girmeyeceğim uzun uzun. Bunların ne ifade ettiğini internetten bilimsel olarak, akademik olarak anlatılmış açıklamaları var. Bilmeyenler buradan çok rahat öğrenirler. Çünkü ben burada olmayanları size vermeye çalışıyorum. Evet, şirketin sahibi olarak önce varlıklardaki nakit ve nakit benzerleri varlıklarınızı görmek istiyorsunuz. Bir önceki döneme göre nasıl bir gelişim, değişim göstermiş. Toplam varlıklar içerisinde inceleme döneminde nakit ve nakit benzerleri varlıklar bir önceki dönem yaklaşık %41 olan payı cari dönemde yaklaşık %20,5 azalmış. Belirgin bir şekilde bir varlıklar içerisindeki payının azaldığını görmekteyiz. Brüt işletme sermayesi içerisinde ise bir önceki dönem %73,5 olan payı cari dönemde %41,5'a belirgin şekilde azalmış. Kısa vadeli yabancı kaynakların içerisindeki nakit oranına bakıyoruz. Yani kısa vadeli borçlar içerisindeki nakit oranına bakıyoruz. İşletmemizin %392'den yaklaşık %359'a, orada da belirgin bir azalış
gerçekleşmiş. Sonra ticari satışlarınızın içerisindeki nakit oranınıza bakıyorsunuz. Bir önceki dönem %69 olan payı cari dönemde de belirgin bir şekilde %35,5'a gerilemiş. Ve ticari alacaklarınıza bakıyorsunuz. Ticari alacaklarımız ne arkadaşlar? Sadece işletmeler peşin nakit parayla satış yapmadıkları için bir takım işte vadeyle, farklı vadeler diliminde senetle, çek karşılığında alacaklarını sınıflandırabiliyorlar. İşte bu ticari alacaklar çek ve senet karşılığındaki günü geldiğinde vadesi dolduğunda tahsil edeceğiniz paralar. Ama bunun bir de karşılığı var. O da kaynaklar kısmında, yani borçlar kısmında. Orada da ticari borçlarınız var. Nasıl siz malı vadeyle çek ve senet karşılığında garanti altına alarak vadeli olarak satıyorsanız, işletmede üretim için almış olduğunuz ürünler de sizin vadeli ve çek senet karşılığında almış olduğunuz ürünler, yani borçlarınız oluyor. Bu alacaklarınız toplam varlıklar içerisindeki yaklaşık %4 olan payı cari dönemde kısmen yaklaşık %6'ya artış kaydetmiş. Aslında belirgin bir artış var ticari alacaklarımızda. Yani hem vade açısından hem de rakamsal olarak ticari alacaklarınız artmış. Daha çok vadeli çek senet karşılığında satış yapmışsınız. Vadesinin dolmasını bekliyorsunuz nakite çevirmek için. Brüt işletme sermayesi içerisindeki %7 olan payı da yine belirgin şekilde cari dönemde %11,5'a artmış. Stoklarınıza bakıyoruz. Evet, stoklar inceleme döneminde bir önceki dönem %10 olan payı cari dönemde %112 oranında artış kaybetmiş, %22'ye gelmiş. Bir önceki dönem %10 olan payı cari dönemde %22 artmış. %100 artsa %20 yapar, %112 civarında bir artış kaydetmiş. Yani oldukça yüksek ve belirgin bir şekilde stoklarda artış kaydetmiş. Brüt işletme sermayesi içerisindeki %18'lik payı da cari dönemde %44,5 artmış, belirgin bir şekilde hızlı ve yüksek oranda. Şimdi stoklar önemli dedik arkadaşlar. Stoklardaki artış olumlu mu, olumsuz mu? Normal şartlar altında stokların artışı olumsuz olarak değerlendirilir. Niçin? Çünkü stoklar işletmenin nakite çevireceği, satacağı, vitrine koyduğu, satışa koyduğu, rafa koyduğu ürünlerin o hale gelinceye kadar, hazır hale gelinceye kadar imalathanesinde, imalatında kullandığı ara maddeler. Bunun artışı işletmenin satışlarının düştüğünü, dolayısıyla stokların biriktiğini, arttığını gösterir normal şartlar altında. Bu konuyla da ilgili ben yine paylaşımlarda ve bilgilerde vermiştim geçmiş dönemlerde. Şimdi peki normal şartlar altında buysa, bazen stokların artışı işletmelere tam tersi durum da yaratabilir. Hangi durumlarda, özellikle enflasyonist yüksek fiyat artışları dönemi. Şimdi bu gibi durumlarda stokların artması demek, işletmenin enflasyondan ötürü kendine avantaj sağlaması demektir. Bu da şöyle: şirket
yüksek hızlı fiyat artışları döneminde ürün üretiminde kullanacağı ara maddeleri zamsız elinde bulunduruyor. Yani kar marjı daha yüksek olacak. Niçin? Stoklar ucuz, elinde fazla. Eğer stoğu olmasaydı yeni zamlı fiyatlardan alacaktı, kar marjı düşecekti. Sabit kalacaktı kendi koyacağı kar marjıyla birlikte. Ama şimdi işletme avantajlı duruma düştü. Yeter ki stokların son kullanım tarihi doğrultusunda bir sıkıntısı olmasın. Bu şirketin elindeki stoklar işte matbaa ve kağıt ambalaj ürünleri akacak, kokacak, bozulacak bir stok yapısına sahip olmadığı için stokların artışı işletmeye enflasyondan ötürü bir avantaj sağlamış. Evet, geliyoruz brüt işletme sermayesine. Yani dönem varlıklar inceleme döneminde toplam varlıklar içerisinde %55,5 olan payını cari dönemde %49'a azalmış. Brüt sermayesinin, işletmenin brüt sermayesinin azalması olumlu mu? Elbette değil. Ve toplam sabit kıymetler içerisindeki payı da %24'ten cari dönemde %97'ye azalmış. Peki bizim brüt işletme sermayemizin azalışının ana kaynağı ne olmuş? Niçin bizim brüt işletme sermayemiz azalmış? Yani olumlu bir gelişme oluşmamış sermaye, brüt sermaye artış azalışında negatif yönde olmuş. Baktığımızda işletmenin dönem varlıklarının yani brüt işletme sermayesinin azalışının ana kaynağının nakit ve nakit benzerleri varlıklarının %28,28 oranında azalmasından kaynaklanmakta. Evet, oradan geliyoruz. Maddi duran varlıklarınıza bakıyorsunuz. İşletmenin maddi duran varlıkları 2021'in 9. ay sonu itibariyle yaklaşık 58,5 amorti edilmiş. Sabit kıymetlere bakıyoruz. Toplam duran varlıklara bir önceki dönemin %44,5 olan payının cari dönemde %51'e kısmen arttığını görüyoruz. Toplam varlıkların artması olumlu mu? Olumlu ama belli bir yere kadar olumlu. Yani bunun çok fazla artması da olumlu olarak değerlendirilmez. Bunun gereğinden fazla artış kaydetmesi atıl işletme sermayesinin artması demektir. Yani elinizde işletme atıl sermaye, atıl işletme sermayesi bulundurmayacak son derece maksimum düzeyde gelişmesi gerekiyor. Şimdi bakıyoruz. Atıl işletme sermayesi bakın çok fazla bir artış kaydetmemiş. Yüzde yaklaşık birmiş, %1,3 olmuş. Bunu ilerleyen dönemlerde işletmenin patronu olarak, sahibi olarak atıl işletme sermayesini atıl kapasiteden çıkartıp üretime dahil etmenin çözümlerini arayacak. Burada çünkü işletmenin sahibi olarak ileri düzeyde şirketinizin zayıf ve eksik yönlerinizi tespit edeceksiniz. Bunu da size faaliyet raporları gösterecek. Bir tarafınızda muhasebe müdürü, bir tarafınızda işletme müdürüyle bu zayıf güçlü yönler doğrultusunda yeni dönemdeki bilançonuzu, bütçenizi oluşturacaksınız. Evet, geliyoruz buradan. Devam edelim. Toplam varlıkları
artış kaydetmiş ve işletme cari fiyatlarının %43,5 oranında 83.950.506 TL'lik bir iktisadi varlık artışı kaydetmiş. Ama cari fiyatlar. Evet, buradan kaynaklar kısmına, yani bilançonun pasifine, borçlar kısmına bakıyoruz. İnceleme döneminde toplam borçlar içerisinde kısa vadeli borçların payının belirgin şekilde azaldığı ve yine uzun vadeli borçların payının da azalırken net borçlarda eksi de olsa bir artış yönünde hareketlenme var pozitif yönde ve toplam borçlar içerisinde öz varlıkların payı kısmen artmış. Şimdi bakıyoruz kısa vadeli borçlarımıza bakmadan önce az önce arkadaşlar ticari alacaklardan bahsettik. Şimdi ticari borçlarımıza bakıyoruz. Ticari alacaklarımız o şekilde gelişmiş. Peki bizim ticari borçlarımız, yani senet sepetle verdiğimiz, almış olduğumuz ürünlerin karşılığındaki borcumuz ne? Toplam borçlar içerisinde %1,5 olan payı cari dönemde yavaşça %2,11'e artış kaydetmiş. Peki varlık finansmanında, yani varlıkların finansında kısa vadeli yabancı kaynakların, yani kısa vadeli borçlarımızın payı ne olmuş? Bir önceki dönem yüzde yaklaşık 10,5 olan kısa vadeli borçlarımızın payı cari dönemde %5,5'a belirgin bir şekilde yüksek oranda azalış göstermiş. Son derece tabii ki olumlu. Peki uzun vadeli borçlarımızın varlık finansmanındaki payı ne olmuş? Bir önceki dönem %8 paya sahipken cari dönemde belirgin ve hızlı yüksek oranda azalarak %3'e gerilemiş. Şimdi arkadaşlar, uzun vadeli borç, kısa vadeli borç arasındaki fark sıfırdan bir yıla kadar, yani sıfırdan 12 aya kadar olan borçlarınız kısa vadeli borçlarınızdır. Bir yıl içerisinde ödemekle mükellef olduğunuz, zorunlu olduğunuz borçlarınızdır. Uzun vadeli borçlar ile ise bir yıldan 5 yıla kadar olan yükümlülüklerinizdir, sorumluluklarınızdır. Peki ne olmuş? Uzun vadeli %8 olan pay %13'e azalırken hiç kimse yarın ödemesi gereken borcu dururken bir ay sonraki borcunu gidip yatırmaz, ödemez. Ya da şöyle söyleyeyim, bir ay sonraki ödeyeceği borcu bırakıp 3 sene sonra ödeyeceği borcu gidip yatırmaz. Peki bu uzun vadeli borcun yüksek orandaki azalışı şu oluyor arkadaşlar. Uzun vade hükmünü yitirip bir yıllık borç dilimine düştüğü için, vadesine düştüğü için kısa vadeli borçların içerisine aktarılıyor. Şimdi burada o zaman diyeceksiniz ki iyi de kısa vadeli borçlar artmamış. Kısa vadeli borçların günü gelenlerini de ödemiş. Yani uzun vadeli borçlardan kısa vadeli borçlara vadesi dolup borç transferi olurken aynı zamanda da işletme vadesi dolan, vadesi gelmiş borçlarını da gitmiş ödemiş. Hem kısa vadeli borçları azalmış, hem uzun vadedeki borçların kısa vadeye durumuna düşmesinden uzun vadeli borçları da azalmış. Bakıyoruz varlık finansmanında işletmenin varlıklarına %9 oranında toplam borçlarla, yabancı kaynaklarla fonlarken varlıklarının %91 oranında öz kaynaklarıyla.
Yani arkadaşlar, işletme varlıklarının neredeyse tamamını öz kaynaklarıyla korumakta. Borç yükümlülüğü yok şirketin, çok fazla bir, yani %9'luk bir borç yükümlülüğü var ama öz kaynakları %91 oranında varlıklarını korumuyor ve toplam borçların öz kaynaklara oranına baktığımızda %0,22'den %0,10'a gerilediğini görüyoruz. Bu ne demek? Öz kaynakları şirketin toplam borçlarının 10 kat üzerinde olduğu görülmekte. Ve %4,5'muş. 4,5 kat, bir önceki dönem 4,5 kat öz kaynaklar toplam borçların üzerindeyken cari dönemde 10 kat üzerine çıkmış. 10 derece başarılı bir finansman performansı sergiledi. Daha detaylı inceliyorsunuz şirketinizi. Bakıyorsunuz, yabancı para pozisyonuna bakıyorsunuz. 2020'nin 9. ay sonu itibariyle şirketimizin 56 milyon 81 bin 300 lira döviz pozisyon fazlalığına sahipmiş. Yabancı para pozisyon fazlalığına sahipmiş. Fakat aradan geçen 12 aylık zaman zarfı içerisinde yaptığınız ticari işlemler doğrultusunda, alışverişler doğrultusunda 25 milyon 535 bin 748 lira bir azalma söz konusu olmuş yabancı para pozisyon fazlalığınızda ve cari dönemde. Bu azalmanın neticesinde 56 milyonluk döviz pozisyon fazlanız 30 milyon 545 bin 552 liraya Türk parası karşılığında yenilemiş. Evet. Finansmanda öz kaynağınızın katkısına bakıyorsunuz, %11,5 artmış. Yabancı kaynakların payı %51 oranında belirgin şekilde azaldı. Bu göreceli olabilir. Yani bunu da düşük görebilirsiniz ama içimizde bulunduğumuz gerek global gerek ülke bazındaki ekonomik gelişmeler doğrultusunda değerlendirilmesinde çok büyük fayda vardır. Böyle bir kapanmaların, pandemilerin, efendim, tedarik sorunlarının yaşandığı bir dönemde finansmanda öz kaynağınızın katkısını %11,5 artırırken borçlarınızın da %51'ini azaltıyorsunuz. Ha, ne olur dersiniz ki biz bunu bu dönem %51 azaltmışız. Zaten yok ama en azından muhafaza edelim, bunu artırmayalım dersiniz. Finansmanda öz kaynağın katkısını birazcık daha iyileştirelim, bunu %50'lere getirelim dersiniz. Ona göre strateji geliştirirsiniz. Bunu önünüzdeki gelecek olan bilanço döneminde takip edersiniz. Ve öz kaynaklarla borçlarınızı karşılama oranında %128,5 oranında artırmışsınız. Evet, brüt işletme sermayesi %39 artış kaydederken net finansal borçlarınız %13 artış kaydediyor. Bakın, yani güçlü ve zayıf yönlerinizi burada görüyorsunuz ve ilerideki faaliyetle dönemlerinizde buna göre bu eksik kalan kısımları iyileştirmeye çalışmak için ticari politikalar üretiyorsunuz. Evet, döviz pozisyon fazlalığı %45,5 oranında azalırken ticari alacaklarla ticari borçlarının finansını sağlamanız %114 oranında artmış. Şimdi arkadaşlar, ne dedik? Ticari alacaklardan ve ticari borçlardan bahsettik. İşletmenin ticari alacaklarının arttığını görüyoruz. Ama işletmenin aynı zamanda ticari borçlarının da arttığını görüyoruz.
alacaklarının da ve borçlarının da arttığını görüyoruz. Fakat bunu karşılıklarına baktığımızda işletme, evet ticari borçları artmış ama bunu ticari alacaklarıyla karşıladığı gibi, finanse ettiği gibi %113'te üzerinde bir artış sağlamış. Yani işletme %100 olduğunda ticari borçlarının tamamını hiç elini cebine sokmadan, kasasına el atmadan ticari borçlarını ödüyor. Hiçbir nakit çıkışı gerektirmiyor gibi bir de %13'lük, %14'lük bir bölümü kasaya para giriyor. Nasıl giriyor? Ticari borçlarının finansını ticari alacaklarıyla fazlasıyla karşıladığı için. Umarım arkadaşlar, yani inşallah ben anlamadım diyen arkadaş yoktur izleyicilerde. Evet, geliyoruz buradan öz kaynaklarımıza. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payının kısmen arttığını, devamlı sermaye payının kısmen arttığını ve öz sermaye kar payının da kısmen arttığı görülmekte. Şimdi öz sermaye karlılığının payının artırılmasının öneminden daha önce bahsetmiştik. Peki bizim öz sermaye karlılık payımızı kısmen artıran ne? Kısmen artırılımda yüksek oranda, hızlı oranda artmasını önleyen, baskılayan konu ne? Olay ne? Kaynak ne? Şimdi bakıyoruz ki katkı payı yüzdesi %30,5'tan %35,5'a kısmen artmış. Ama aktif karlılığın %76,5'tan %69'a azalması, borç maliyetinin %11'den %14,5'a artışı bizim yüksek ve hızlı oranda öz sermaye karlılık payımızın artırmasına baskı kurmuş, engel olmuş. Dolayısıyla kısmen öz sermaye karlılığımız artmış. Onu da katkı payının yüzdesinin kısmen artışından kaynaklanmakta. O zaman ne yapacağız? Belirgin ve hızlı yüksek oranda artırmak için işletme aktif karlılığını artıracak. Zayıf, güçsüz yanımızı tespit etti. Aktif karlılığımızın artması lazım. Artı borç maliyetimizi, öz kaynak borç maliyetimizi de düşürmemiz gerekiyor. Artırmamız değil, düşürmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Patron, muhasebe müdürü ve işletme müdürü bu konulara bir dahaki üretim döneminde özen gösterecekler. Şirket sahibi olarak siz de takip edeceksiniz. Bakın, profesyonelce değerlendiriyorsunuz ve bir işletme sahibi olarak ileri derecede finansal rapor okuma kaydediyoruz. Evet arkadaşlar, devam edelim. Geldik gelir tablosuna. Evet, toplam gelirler içerisinde satılan malın maliyetinin kısmen azaldığı, faaliyet giderlerinin olmadığını, finansman giderlerinin çok cüzi, çok kısmi, zaten çok azmış, azaldığını ve esas faaliyet kar payının kısmen cari dönemde arttığını görüyoruz. Şimdi şöyle bir ayrıntılara baktığımızda işletmenin toplam maliyetleri bir önceki dönem %85,5 olan payı cari dönemde yaklaşık %82'ye azalmasının neticesinde gayri safi işletme karı %14,5'tan %18'e. Yani şirket
brüt karını artırabilmek için toplam maliyetleri ne kadar aşağıya indirebilirse indirmek için çaba sarf etmelisi gerekiyor. Toplam maliyetleri aşağıda tuttuğu müddetçe işletmenin brüt karı artacak demektir. Bakıyoruz faaliyet giderleri zaten eksi düzeylerde, dolayısıyla esas faaliyet karı da %19'dan %22'ye artarken finansman giderlerinin çok cüzi zaten %0,50 olan yarım puan olan finansman giderleri %0,40'a azalmış. Dolayısıyla vergi öncesi karlılığı da %18,5'tan %21,5'a artmış. Burada ne yapacağız? Şirket sahibi ve yönetimi olarak finansman giderlerini önümüzdeki bilanço dönemlerinde de artırmamaya çalışacağız. Güçlü kılmaya çalışacağız. Finansman giderleriyle şirketimize yük bindirmeyeceğiz. Efendim, toplam maliyetleri olabildiğince aşağıya çekmeye direneceğiz. Var mı? Evet, stoklarda artış var. Bakın, bir sonraki dönemdeki toplam maliyetlerin ne yönde seyredebileceğini buradan az buçuk kestirebiliyoruz. Nereden kestiriyoruz? İşletmenin elinde stokları var. Stoklarını artırmış. Stokların artması demek bu enflasyonist dönemde işletmenin maliyetlerinin elindeki stok artışından ötürü artmayacağı, artırmayacağı, fazla bir maliyet olmayacağı, dolayısıyla brüt karının daha güçlü geleceğini öngörebiliyoruz. Eğer faaliyet giderlerini de dengede tutabilirse, artırmazsa, tasarruflu olursa esas faaliyet karının daha yüksek oranda gelebileceğini öngörebiliyoruz. Bu doğrultuda işletme ona göre kendine politika üretiyor. Evet diyor, faaliyet giderlerimiz eksi, lütfen bunu artırmamaya özen gösteriyoruz diyor. Finansman giderlerimizi aşağıda tutacağız diyor. Niçin? Zaten ticari borçlarını ticari alacaklarıyla finanse edebiliyor, karşılayabiliyor. Ekstra bir kasadan nakit çıkışı gerektirmiyor. Evet arkadaşlar, daha kapsamlı incelemeden önce gelir tablosunu, önemli olan kar oranlarına bakıyoruz. Evet, %116 cari dönemdeki kar muhafazakarlığıyla işletmenin tutucu davranmayıp kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görüyoruz. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Hangi video içerisinde olduğunu bilmiyorum. İzlemediğini için arkadaşlar hala daha bunun bir bilanço makyajı mı olduğunu soruyorlar. Hayır arkadaşlar, ben bunu işledim. Ben bunu anlattım. Detaylarıyla anlattım. Göstergeleriyle anlattım. Ama hangi şirketi model olarak kullandığımı benim hatırlamam mümkün değil. Siz izleyemediğiniz için o videoları, şirketlerle ilgilenmediğiniz için salt şirket değerlendirmesi diye onları kaçırdınız. Kusura bakmayın, bu benim eksiğim değil. İzleyeceksiniz. Evet. Mali rantabilitesi %71 oranında artarken efektif kar %17 azalmış. Vergi öncesi karlılığı %1 oranında artarken ekonomik rantabilite %11,5 artış göstermiş. Faiz vergi öncesi karlılığı %50, %60 oranında artış sağlamış. Birikmeli karlılık %34,5 artarken faaliyet karlılığı %100'ün çok altında gelişmiş. Yine işletme verimliliği %100'ün altında, %100'ün yarısı olarak gerçekleşmiş. Peki nakit akışında ne olmuş? İşletme faaliyetlerinden nakit girişi %79 oranında azalırken esas faaliyetlerden nakit girişi %26,5, %27 oranında artış kaydetmiş. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranının %100'ün altında oluşundan işletmenin mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için bir takım
yatırımlara gittiğini anlıyoruz. Bu yatırım faaliyetlerinden ötürü de 20.225.185 TL nakit açığı vermiş. Evet, finansman faaliyetlerinden nakit akışının yatırım faaliyetlerinden nakit akış oranı %68 oranında azalmış. Bu oran %100'e ne kadar yakın olursa o kadar iyi, ama %100'ü aşmaması gerekir. Yine vergi öncesi dönem karı nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karı son derece %100'e yakın, %90 artışla sağlamış. Bu da son derece olumlu. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %83,5'luk gibi yüksek bir kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Bunun %16,5 ağırlıkla sermaye artışı ana kaynak oluştururken %59 ağırlıkla da sabit varlık artışını ana kaynak oluşturması her ikisi için, kalem kaynak için son derece olumlu. Net işletme sermayesine bakıyoruz. Net işletme sermayesi de %34,5 oranında artış göstermiş. 33.880.420 TL olarak. Evet. Gayet olumlu şu ana kadar. Ama sadece bunlar yeterli değil. Şimdi gelelim reel satışlarına. Yurt dışı ihracat gelirleri 1.67'den 2.28'e arttı. Yani yurt dışı ihracat gelirleri kısmen artış kaydederken reel yurt içi satışları %21,5 azalış gösterdi. İşletme büyük bir çoğunluğunu karın yurt dışı ihracat gelirlerinden elde etti. Şimdi arkadaşlar bakın. Salt kar rakamlarıyla şirket değerlendiriliyor. Ben buna şiddetle karşıyım. Kar rakamı nitelikli olma, nicel değil. İşte gerek ulusal televizyon kanallarında, gerek sosyal medya kanallarında şirketlerin işte şu bilanço döneminde, işte 2021'in 9. çeyreğinde efendim şu kadar kar rakamı açıkla. Eğer salt kar rakamıyla bir şirket değerlendirilmeye kalkılırsa son derece hatalıdır. Elbette şirketler kar etmek amacıyla tesis edilir. Ama karın nitelikli olması gerekir. Bakın, şirket azalış, reel satışları azalış gösterirken kar ediyor. Sürdürülebilir mi? Hayır. Peki bunun sağlıklı olanı nedir? Satış hacmiyle birlikte kar artışı, nitelikli bir kar rakamı bu şekilde elde edilir. Şimdi o zaman satışlar azalırken karın artması, bakın döviz gelirleri kısmen artmış. Yani enflasyondan ötürü kaynaklanan bir kar artışı ve döviz artışından kaynaklanan şirketin kar artışı. Bakın arkadaşlar, bunu da eksik ve yanlış olarak yatırımcıya ifade ediyorlar. Efendim, döviz fazlası olan şirket ya da işte yurt dışı ihracat geliri yüksek olan şirketler efendim şirket işte. Ama şimdi enflasyondan hepimiz rahatsız mıyız? Yükselmesinden rahatsızız. Dövizin yükselmesinden rahatsız mıyız? Rahatsızız. E şimdi şirket dövizin yükselmesinden ve enflasyonun artmasından, yani hızlı fiyat artışından kar elde etmiş. Şimdi bakın, paradoksa bakın. Peki ne zamana kadar sürdürülebilir? Yarın enflasyon aşağıya gelmeye başladı. Döviz kuru da geldi, belli bir yerde sabitlendi, kaldı. Rayına oturdu. Ne yapacak şimdi bu şirket satışları azalırken? Aynı karı elde edebilecek mi? Hayır.
Peki yatırımcıya bu şekilde anlatılıyor mu? Hayır. Peki nasıl bu karın artması gerekiyor? Hani borsa dolar yükselirken borsa yükseliyor dediler. Efendim şirket şöyle şirketler dolara karşı bir korumaya altına alındı. Efendim döviz yükseliyor, şirketler döviz yüzünden yükseliyor. Bir algı yarattılar. Herkes dövizin yükselmesini istedi hisse senedi yatırımcısı ya. Ya böyle bir sağlıksız algı yarattılar bu ülkede. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Borsanın ruhuna aykırı. Döviz yükselecek, borsa yükselecek. Mümkün değil. Olmaz öyle bir şey. Öyle bir şey yoktur. Döviz yükseliyorsa borsa düşer. Prim yapmaz arkadaşlar. Ha, yükseliyorsa spekülatif yükseliyor. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Ama şimdi söylüyorlar. Şimdi çıkmışlar birkaç kişi söylüyor. Ya diyor böyle şey mi olur diyor. Döviz yükseldi diyor. Borsa yükselecek diyor. Olmaz diyor. Bu diyor borsanın ruhuna aykırıdır. Böyle, borsa böyle işlemez diyor sağlık. Ama şimdi söylüyorlar. Ama dün başka şey söylüyorlardı. Ha, arkadaşlar. Reel satışlar yani evet şirketler kar etmek için tesis edilir ama kar nitelikli olmalıdır. Tek bir göstergeyle de şirketler analiz edilmez. Bunu çok iyi biliyorlar. Buradan uyarıyorum, söylüyorum. Salt açıklanan kar rakamlarıyla şirketlerin hisselerine yapışmayın. Büyümenin, karlılığın niteliğine bakın, niteliğine. Nicel mi büyüyor, nitelikli mi büyüyor? Kar nitelikli mi, nicel mi? Evet. Geldik göstergelere. İşletmenin likidite de riski olmadığını görüyorsunuz. Faaliyet oranlarının vasatın altında kaldığını görüyorsunuz. İşletme yönetimi olarak işletme müdürü ve muhasebe müdürüyle bu zayıf yönleri düzeltmenin politikalarına yapıyorsunuz. Kaynak yaratma gücünde herhangi bir sıkıntı yok. Artış sağlamış işletme ama etkinlik oranları son derece olumsuz gelişmiş ve büyüme oranlarına bakıyorsunuz. Cari fiyatlarla satış büyümesi yaşarken reel olarak %3 küçülmüş şirket. Satış büyümesinde bir küçülme var. Kar büyümesi evet reel ve cari fiyatlarla büyümüş ama nasıl büyümüş? Satışlar azalırken kar büyümesi enflasyondan ve döviz artışından kaynaklanan büyümede. Bakın biraz önce 83 milyon mu 86 milyon mu cari fiyatlarla bir iktisadi varlık artışını görmüştük. Evet %43,33 oranında cari fiyatlarla varlıklar büyürken reel olarak %0,44 küçülmüş. Öz kaynak cari fiyatlarla ve reel fiyatlarla büyüme sağlamış. Karlılık oranları da evet kısmen artış kaydetmiş ama nitelikli bir kar sürdürülebilinir bir kar artışı değil. Yani enflasyonist dönem döviz artışı devam etse de bu çok sürdürülebilinir değil. Niçin? Yarın o stoklar eridiğinde, bittiğinde bu sefer bakın başka bir şey daha var. Yurt dışı ihracat gelirleri olan şirketlerin kısmen de olsa bilemiyorum yani yurt dışı ben araştırdım bilançosunda ve dipnotlarında ithalat gideri yok şirketin. Olsaydı burada onu da görecektik. Bunu o zaman hisse senedi yatırımcısının müşteri temsilcisiyle iletişime geçip sizin ihracat, yurt dışı satış gelirlerinizi görebiliyoruz ama yurt dışı satış giderleriniz yok mu? İthal ettiğiniz ürün yok mu? Bu giderler bilançonuzda ve ek bilginizde yok. Bunu öğrenmek istiyoruz diye sorabilirler. Ben bulamadım, yoktu. Evet, tüm bütün bu veriler doğrultusunda şimdi arkadaşlar burayı ikinci videoda yani
Ne yapacağız? Kapa gönderildiği ham şekliyle değerlendireceğiz. Bunu ikinci bölüme bırakıyorum. Evet, bu veriler doğrultusunda yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerin hesaplanması neticesinde temettü kapitalizasyon yöntemiyle reel hisse fiyatı 4,5 lira olarak hesaplanmakta. İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle de orada da yaklaşık 4,5 lira olarak hesaplanmakta. Ve bu veriler sürdürülebilir, kalıcı kılarsa da yıllık büyüme oranı %19 olarak hesaplanmakta. Ama arkadaşlar bakın bu bilançoyu ben hazırladığımda 10 yıllık risksiz oran %20'ymiş arkadaşlar. Oysa en son yılı ben takip ettiğim kadarıyla %24,60'larda 70'lerde kapattı. Ben 60 olarak alıyorum. Bakın 10 yıllık hazine tahvil bonası faiz oranı yükseldiğinde indirgenmiş nakit akım yöntemiyle hissenin 4,36 olan fiyatı şimdi nereye gelecek? Tabii onu da göreceğiz. 2,86'ya yaklaşık 3 liralara azalış gösterdi. Şimdi arkadaşlar tabii böyle bilanço gelmeden revizeye gidiyorlar ama hep artırma yönünde. Hiç kimse şunu göz ardı ediyor mu etmiyor mu bilmiyoruz. Ama bu şirketin 12 aylık bilançosu gelmedi. Bugünkü 10 yıllık tahvil faiz oranıyla hesaplandığımızda indirgenmiş nakit akım yöntemiyle hissenin olması gereken fiyatı reel fiyatı 3 liraya geriliyor. Evet, umarım arkadaşlar dilimin döndüğünce bir şeyleri anlatabilmişimdir. Bu içimdeki değişikliği de ikinci bölümde izleyeceğiz. Yeniden herkese iyi akşamlar, iyi seneler, kazançlı, kayıpsız yıllar diliyorum.